Çekiyor mu? Yes. Başladık yani. İstediğin zaman başlayabilirsin yani. Kayıt demedi kimse. Kayıt o zaman. Demedi. Olan biten gelişenin bu bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bravo. Önceki bölümlerden zaten hani az çok taktık kendimizi, biliyorsunuz ne iş yaptığımı da, diğer işte spor gündemi programlarından, kendi yaptığımız programlardan. Hayırlısı be, anlatırız bir gün inşallah. Ne diyorsun da? İstanbul'da büyüdüm. Yayla basın sitesi, Sancaktepe sokak. Kapı numarası da ver bari. Bilenler bilir. İşte orada dedik ki eskilere dokunacağız diye. Eskilerden yine bir hikaye anlatayım size. Bir gün Antalya'da yaşıyorum. Oraya gittim tatile, bir okulun tatili olduğu bir dönemde. Gittik. Orada tabii çocukluk arkadaşlarım var. Oturuyoruz beraber. Akşamüstü böyle çekirdek çitliyoruz. Bir apartmanın merdiveninin de önünde. Şimdi biz üç kişi oturuyoruz. Hemen iki apartman solumuzda bir kalabalıklaşma oldu. Önce iki kişi geldi. Muhabbet etmeye başladılar. Sonra 3 oldular, 4 oldular, 5 oldular ve 10 kişiyi falan buldular. Sesler de çoğaldı. Biz anladık. Akşam oldu zaten artık. Biz arkadaşlar anladık. Dedik ki dağılalım. Burada bir sıkıntı çıkacak. Neyse ben kalktım. Yürümeye başladım. Arkadaşlar kalktı. Ben hemen zaten iki apartman yana geçeceğim ve eve gireceğim. Bu kalabalıktan kopanlar oldu. Böyle bir ayak sesleri falan gelmeye başladı. Ve arkadan şöyle bir ses. Sarı. Şöyle bir etrafa baktım, sokakta üç kişiyiz. Senden tek sarı olan benim. En sarı benim. Sallamadım tabii. İki adım daha hızlandım. Yürümeye başladım. Şişt, kahverengi montlu. Kahverengi mont sarı, evet benim. Kesin kaçmam gerekiyor. Onu da anladım. İyice anlamış oldum böylece. Bir iki adım daha hızlandım derken iki tane el yapıştı arkamdan. Böyle hızlıca bir çevirdiler. Şöyle bir ortaya aldılar. Tabii 10 kişi, bu benim yürüme esnasında geçen o saniyelerde 15-20 kişi kadar falan olmuş. Beni ortalarına aldılar. Ama ben kesinlikle ne olduğunu farkında bile değilim. Birisi oradan çekiyor, şöyle bir dürtüyor. Vuran da yok, bir şeye başlayan da yok. Ben de orada düşünüyorum. Ulan diyorum, bir tanesini indirsem, hadi belki iki tanesini indirebilirim. Diğerlerinden nasıl kaçacağım? Ağzımı yüzümün neresini dağıtmadan ya da neremi kırdırmadan buradan çıkabilirim? Boşluk arıyorum çünkü bir yuvarlak yaptılar ve beni ortalarına aldılar. Biri sağdan ittiriyor, biri soldan ittiriyor falan. Sonra yavaş yavaş hop, birader işte sen bizim işte bilmem kimin kız arkadaşını sana selam vermiş, sabah yolda yürürken sen ona selam vermemişsin falan gibi saçma sapan benim hiç hatırlamadığım muhabbetler dönmeye başladı. Sonra bende ışık yandı tabii. Bir arkadaşımız vardı, çocukluk arkadaşımız. Kız bana merhaba Özer, hoş geldin demişti. Ben de sadece kafa sallamıştım. Ya, o aklıma geldi o an. Demek ki onlar için çok büyük bir meseleymiş bu. Biri sağdan çekiyor, biri soldan çekiyor. Dediğim gibi dürtüyorlar ama daha olaya başlayan yok. Ben hala nasıl yırtarım buradan diye düşünüyorum. Bu arada bunlar bir 30 kişi falan oldular. Abartmıyorum. 30 kişi falan, 30 kişilik bir çemberin ortasındayım ben. Ve her yerden dürtüyorlar beni. Biri oradan çekiyor, biri oradan çekiyor. Bir şey yapma şansım hiç yok. Erkeklikte bir yere kadar. Çünkü pis döverler. Hazırlıyorlar kendilerini yani, ağzını burnunu kırmaya. Şöyle ben arkam mahallenin aşağısına doğru dönük. Yüzüm de mahallenin yukarısına doğru dönük. İki kişi koştura koştura geliyor yukarıdan. Yani öyle bir geliyorlar ki kalabalığı yaracaklar. Şöyle havada iki parende atıp ağzımın ortasına iki tane çakacaklar gibi geliyorlar. Belli onlardan oldukları. Geldiler koştular durdular. Şöyle bir ayrıldı o kalabalık. Anladım ki elebaşları. Bu mu dedi o işte bilmem nesini bilmem ne yaptığım falan. Bu artist mi falan. Dedim ben değilim. Tabi deme şansım yok. Evet abi bu falan dediler. Ondan sonra adam geldi karşıma şöyle. Sen lan dedi. Sen dedi. Bir durdu. Bu arada ben de durdum. Hayatımın en güzel duruşuydu. Dedim Mustafa. Dedi Özer, kardeşim, sen ne yapıyorsun burada?
Yani o an yaşadığım aydınlanmayı, mutluluğu, o güzel hissi var. İnanın anlatamam size böyle. Ondan sonra döndü, sarıldı bana. Lan dedi, çocukları dedi. Siz dedi benim kardeşimim dedi, artık yapıyorsunuz lan dedi. Dağılın dedi. Oh. Dedim dağılın lan. Havaya girdi ya. Havaya girdim çok pis böyle. Hepsi şey yaptı, abi özür dileriz falan. Adam benim ilkokuldan arkadaşım çıktı. Hayatımın en büyük şanslı günlerinden bir tanesiydi. Çok pis döveceklerdi beni. Sıyırdım o işten. O yüzden hala bu kadar yakışıklısın yani. Yok canım, yakışıklılık bir yere kadar. İşte façayı bozmadıkları için. Façayı bozmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum 30'una birden. Buradan selam gönderiyorum. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Bugünlük hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Çok anlatacak bir şey bulamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızla, like'larınızla bizi desteklerseniz çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten fark ediyorsunuzdur. Hem ekranda yeniyim hem bu şekilde bir şeyler anlatmakta acemiyim. Bir sürü hikaye var. Yaş 40. Yani yüzlerce belki binlerce hikayemiz var. Sizlerin anlayabileceği şekilde ya da YouTube'un izin vereceği şekilde güzel olarak anlatmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Ama inanın hepsi doğaçlama. Ne bir yazılı bir şey var ne de önceden kurgulanmış bir şey yok. 2,5 saatlik yoldan gelip anlatıyorum bunları. Sizler de bana destek olursanız yorumlarınızda mesela anlatmamı istediğiniz eskilerden yaşı benimle en azından aynı yaşta olanlar hatırlatırsa bana önerileriniz olursa sevinirim bunlarla ilgili. Dediğim gibi siz yazın yorumlara, biz de bunlara bakalım ve inanın sizin yazdığınız, söyleyeceğiniz şeylerden birçok şeyi yaşamışızdır zaten beraber. Bunların hepsini bir şekilde harmanlayıp anlatabiliriz. Güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bir hatamız olduysa affedin. Benden bu kadar. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim ben? Takipçilerimizin çoğu da yaşça küçük ya mesela. Eskiden abi şu durumlar nasıldı diye bir şeyler sorabilirler mesela. Nasıl tabii. Aynen. Programın adı olan biten gelişen anı. Aynen. Olmuş, aynen. Bitmiş, aynen. Şu an ne gelişiyor. Aynen. Yardımcı olsunlar aynen, yani bizlere. Aynen. Yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Bravo. Falan. Yapıştır gelsin. Yolumun üstüne koy. Birine çarpmış mı bu topu ya? Evet, defansa çarptı. Fazla çarptı, şey yaptı. Hop, bak. Haa, herhalde saçma sapan gitti. Anlayamadım. Yola çok da güzel gitti bence. Hayır lan, bu hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Ben hazırım. Neyse ben anlatıyorum. İntro mu giriyorum, ne yapıyorsun, yap sen de işte. Sonra ayarlarsın, araya sok. Yönetmen. Yapıyorsun sen bu işi. Eskilerden bahsedeceğiz dedik. Oğlum hatırlasanıza lan. Şu 5001 oyunlar vardı hani. 5001. Bir tane kol var, bir tane düğme var. Evet. Siyah bir kutu var. Bende 300.001 vardı. 300.000 ben 5.000'e kadar şey yapamadım. 5.000 tane oyun, 5.001 bir tane kutuda 5.000 tane oyun var anlamında. Ama şey, 3 oyun var, 4.997 farklı versiyonu var. Renk falan değişik. Evet, hatırladım. Geliyorlar falan. Evet, Onları Commodore 64'e geçtik sonra. Kafa yarı yapıyorsun, renkli renk çıkıyor, loading yazıyor, loading yazıyorsun. Otu tane. Ama güzel prodüksiyon, teşekkür ederim. Abi, beni düşünmüşsünüz arkadaşlar, çok sağ olun. Vallahi böyle dönüyor böyle patron koltuğu ama takdir ettim. Olması gereken bu zaten de. Hani evet. Durmadan ya. Arkadaşlar toplarsın evde, oynarsın bilmem ne. Kick-off vardı. Kick-off. Şimdi bizim, sen hatırlıyor musun kick-off'u? Sen Sıvı Sokır hatırlıyor musun? Şöyle... Sonra bir baktın hani... Orası mı bizim diyelim? Bir kadar. Benim oğlum. Şu kadar adamlar vardı böyle. Hani geri çekince roşet falan. Ulan ne oynardık bunlar? Hatırladım. Pesinmesin atası. Bifanın. Dehşet. Güzel bölümdü. Sonra PlayStation 1'ler geçtik. Hatırlar mı? Ne oynardılar? Siru, Bantu. Brezilya'yı alırsın Roberto Carlos solda. Sağda Kafu var. L1 üçgen. L1 üçgen arabası yapıyordu. Siru, Lantu, Vurgoy zaten. Vurgoy, kare. Bir de ben şey alırdım onda ya, o şeyde Hırvatistan'da bir herif vardı. Hatırlıyor musun onu? Sen de sabahlar mıydı, neydi onun o zamanda? Hırvat. Hırvat. Yani bilindik bir oyuncu da. Aklıma gelmedi. Gerçekten bir şey. Mantıklı. 40 oldu kanasını takip. Oğlum harbiden lan, şöyle böyle dersen... Derken yıllara bak nasıl geçti bunlar. 98, 2004. İlk geldiğim zaman hatırlıyor musun? Nereye? Üniversiteye geldim. Hani hatırlıyor şeyde, musun? Kaldım, Çardak'ta kaldım 15 kişinin arasında. Gelen selamla Bekir beraber birader deyip sigarayı saldırıyordum. Aynen. Zengin çocuk. Ulan akşam uyuyamadım anasını satayım. Niye bir paket sigara gitti değil mi?
Hayır oğlum ondan değil. Akşam dedim arkadaş ister mi lan işte iş etsek mi? Yatağını mı dışarı mı alsak bilmem ne işte şöyle mi yapsak? Su mu döktük? Olacak belli değil. O zamanlar uzun bir... Aynen. Uzun bağlamış. Gelen hoş geldin birader deyip bir tane alabilirim birader. İster bir tane buraya koyuyor böyle. Bir de kola gergesi. O. Ayar olacaksın alamıyorsun. Ayarlarlar çünkü. Sıkıntı var. Ayarlayabilirler problem olur. Bunun gibi en güzel 10 tane daha hikaye anlatırım. Ve olan giden gelişen de bunları anlatacağız. Biraz tutuk olabilirim. İdare edin. Yorumlara yazın. Yorumlarla like. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumbo.